Merhaba, bu videoda Yanık Yayınları'nın 5. ayeti denemesi, aynı zamanda Türkiye genelinin geometri kısmını çözümleyeceğim. 31 ile başlıyorum. Diyor ki, yarıçapı bir birim olan daire şeklindeki bir tekerleğin önünde dikdörtgen şeklinde bir engel konulmuş ve tekerlek merkezinin engelin sağ alt köşesinde K noktasından doğrusal bir demirle bağlanmış. Tamam. OKL açısı alfa, KP uzunluğu 4 tanjant alfa olarak verilmiş. Hemen yazayım. 4 tanjant alfa. TLK noktaları doğrusalmış. Çizeminden bahsediyor. Tamam. Dikdörtgen biçimindeki engelin alanı hangisine eşittir diye soruyor. Bizim o zaman burada bu birim çemberimizi kullanmamız gerekiyor deyip tepeden gelirsin, dikini sallarsın. TYT dik inciktir, değil mi? Birim çember olduğu için buraya 1 yazabilirim. TL uzunluğu için 1 yazabilirim. LK uzunluğuna da eğer x dersem, ki alan için ikisini çarpmam gerektiğini de fark edebiliyorum. O zaman tanjant alfayı bir yazayım. Tanjant alfa eşittir 1 bölü 1 artı x olacaktır. Buradan x'i çekmeye çalışıyorum. Yerlerini değiştireyim. 1 artı x eşittir 1 bölü tanjant alfa yapacaktır. 1'i karşıya atıyorum. X eşittir 1 bölü tanjant alfa eksi 1 yapacaktır. Bir daha düzenliyorum. X eşittir diyorum. 1 eksi tanjant alfa bölü tanjant alfa yapacaktır. Tamam. Zaten demiştim. 4 tanjant alfa ile bunu çarptığım zaman alanı bulacağım. Alan eşittir 4 tane tanjant alfa, parantez içinde 1 eksi tanjant alfa bölü tanjant alfa. Tamam. Sadeleştirelim. Tanjant alfalar gitsin. 4'ü de eğer içeri doğru dağıtırsam doğru cevabı deniz olarak bulacağım. Tamamdır. O zaman 32'ye geçebiliriz. Tamamdır. 32. soruda bir denklem çıkıyor karşımıza. Trigonometrik denklemimiz. Denkleminin kökleri 0 ile 2 pi aralığında diyor. Kökler toplamı nedir diye soruyor. O zaman bu denklemi bir aynı cinsten yazmaya çalışayım. Bir de pi bölü 2'den kurtarmaya çalışayım. Şöyle söyleyebiliriz. Kosinüs 90 eksi x'in sinüs x olduğunu söyleyebilirim. O zaman bunu sinüs x olarak yazabiliyorsam kosinüs 2 x'i de 1 eksi 2 sin kare x olarak yazabilirim. Aynı cinsten yazdım. Daha güzel toparlanacaktır. Hadi toparlayalım. Sinüs x artı 1 eksi 2 tane sin kare x eksi 1 eşittir 0. Denklemimiz daha düzgün oldu. Dikkat et. Zaten birler birbirini götürdü. Sinüs x eksi 2 sinüs kare x. Sinüs x parantezini aldığımda ise 1 eksi 2 tane sinüs x gelecektir. Bak daha derli toplu oldu. Denklemi toparlıyoruz. O zaman 0 için sinüs x 0. Diğer çarpanımız da 0 olacaktır deyip sinüs x'in zaten değerlerini az çok biliyoruz, değil mi? x1 eşittir burada ne olur? 0 derece olur. Bir de x2 eşittir 180 derece olur. Sin 180 0'a eşittir. İkincisine gelelim. Sinüs x'imiz 1 bölü 2 olacaktır. Ki 2 ile sadeleştirip 1 çıkarttığında 0 olur. O zaman x 3'ümüz sinüs 30 derecede 1 bölü 2 olur. Bir tanecik daha var. O da 150 derece olacaktır. Tamam, şimdi bunları toparlayalım. 150, 180, 180'li burada ne oldu? Bir 360 derecemiz oldu. Aynen, bu da 2 pi eşittir. Ceyhan doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 33'e. Yine bir trigonometri sorusu. Şekilde 3 metre yüksekliğinde yere dik bir direk üzerine yerleştirilen kamera, direkten 9 metre uzaklıktaki yere dik olan 6 metre uzunluğundaki bir duvara monte edilmiş. Kamera şekilde verilen iki farklı konumu arasında dönerek toplamda alfa derecelik bir görüş açısı yakalıyormuş. CKB açısıyla DKE açısı birbirine eşitken bize EKC'yi alfa vermiş, ki bunun da tanjantını soruyormuş. Neresi orası? EKC. Tam da burası olacaktır. O zaman 1
şu açıyı bir değerlendirmeye çalışalım. Diyelim ki 3 ve 9 varmış. Ben buradaki açıya eğer x dersem bir kere tanjant x'i bulabiliyorum. Tanjant x karşı bölü komşudan 1 bölü 3 geldi. Tamam, şimdi bu x'i hem noktada hem de aradığımız açıda kullanmaya çalışayım. O yüzden de geleyim bu k'dan karşı tarafa doğru bir dikimi sallayayım. Bunu yaptığım zaman 3 birim buradan buraya gelecek. Aynı şekilde 3 birim buradan buraya gelecek. Ki zaten paralelliği de yakalamış olacağım. X Z'den buraya gelecek. İkizkenar üçgen demiştim ya. O zaman burasının da x olduğunu söyleyebiliriz. Gel bu x'i bir de burada kullan. Noktanın da 2x olduğunu fark et. Buraya yaz. Şimdi bizim aradığımız tanjant neymiş? Bir de onu söyle. Tanjant 3x'i arıyoruz. Dostum tanjant 3x, tanjant 2x artı x şeklinde yazılır. Bunun da uzunca bir açılımı vardır. İlk önce tanjant toplam formülü kullanırsın 2x için. Bir daha x için tanjant toplam formülü kullanırsın. Yani iki tane tanjant kullanacaksın. Ben öyle yapmayacağım. Tanjant 3x'imizin bir kısa formülü var diyeceğim. Nedir o? 3 tane tanjant x eksi tanjant küp x bölü 1 eksi 3 tane tanjant kare x. Evet. Böyle bir formülümüz var. Hemen yazalım. Tanjant x'imiz 3 çarpı 1 bölü 3. Eksi tanjant küpümüz 1 bölü 27. Bölü 1 eksi 3 tane tanjant kare x. O da 1 bölü 9 yapacaktır. Hemen sadeleştirelim. 3'ler gitti. 3 ile de 9 sadeleşti. 3 yaptı. Tamam. 1 eksi 1 bölü 27 ne yaptı? 26 bölü 27 yaptı. Bölü 1 eksi 1 bölü 3 o da 2 bölü 3 yapacaktır. Yine bir sadeleştirme yapalım. 27 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 9 geldi. 26 bölü 9 yaptı. Ters çevirip çarpalım. Bu da 1 bölü 2 yapacaktır. 2 ile de 26'yı sadeleştiririz. Burada 3 yapar. O zaman cevaba ulaşmış oluruz. 13 bölü 9 doğru cevaptır. Tamamdır. Şu formül işimizi kolaylaştırır diyelim. Geç. Geldik 34'e. Karşımıza Selim çıkıyor. Bir kağıdı çizdiği bir kenarı 12 birim olan. Geleyim hemen yazayım. ABCD karesinin AB kenarı üzerinde kenarları 3 eşit parçaya ayıracak şekilde. 3 eşit parça. O zaman burası 4. Burası 4. Burası da 4. Aynı şekilde burası da 4. Burası da 4. Burası da 4. DC kenarı üzerinde 3 eşit. Alt tarafta yine 3 eşit. Noktalar işaretlenmiş. Daha sonra bu noktalar arasında bazı doğru parçaları çizerek bir dörtgen oluşturmuş ve bunu boyamış. Ki bize de alanını soruyor. Dikkatimi çeken ayrıntı da şu oluyor. Düzgün bir paralel kenar üretmiş. Yine bir paralel kenar üretmiş. Dikkatimi çeken diğer ayrıntı ECB'deki. Burası zaten 12 idi. O zaman burası da 12. Yani 2'ye 3 bir bağıntı var diyorum. Ben de o zaman minik bir benzerlik kurabilmek için gidiyorum. Buradan tam da burayı birleştiriyorum. Paralel bir şekilde birleştiriyorum. Bak burası paralel olsun. O zaman şunu da söyleyebilirim değil mi? Buraya A dersem buradaki alan yine A olacaktır. Aynı paralel kenarlar. Bir de dikkat et. Buradaki üçgen ile de ilgili bir şeyler düşünüyorum. Bu üçgeni tutup buradan buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Ya da bu üçgeni buradan buraya yapıştırabilirsin. Aynen o da olabilir. Üçgenimi çekiyorum buraya doğru. Bunu da buraya birleştiriyorum. Bu da buraya tam bir paralel kenar olarak oturacaktır. Yani burası da A, burası da A, burası da A olacaktır. Şimdi bu paralel kenarla da bu paralel kenarın birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Ya da şunu da söyleyebilirim. EA'yı birleştirirsem buradaki alanla bu 3A'nın birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman da işlem başlasın. Yüksekliğimiz 12, yüksekliğimiz 12, tabanımız 4. O zaman bu paralel kenarın alanı 4 çarpı 12'den ne gelecektir? 48 gelecektir. Bu 48'i de
Eğer 3'e bölebilirsek A'yı bulabiliriz. Edirne doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 35'e. Şekilde ABCD düzgün beşgenin B köşesinin merkez olduğunu söylüyormuş. Çemberliği de ED'lerden geçiyormuş. Tamam, çok güzel. Yukarıda FDC açısını 74 vermiş. Şekil üzerine göstermiş. ABF'yi yani X'i soruyor. B merkezse D yay üzerinde, F yay üzerinde ise sen de gelirsin bir DB'yi birleştirirsin. Çok da güzel olur. Çünkü bunlar yarıçap olur. Ve bir ikizkenar üçgen sağlar. Yay üzerindeki noktalar her zaman değerlidir. Aynı zamanda beşgenimizin de bir iç açısının 108 oluşuyla beraber yine bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyip buraları da 36 dereceyi aynen yapıştırırsın. 36, 36. 74'ten de 36'yı çıkartırsın eğer buraya da 38 kalacaktır. İkizkenar üçgeni söylemiştik. 38'i de buraya taşırsın. Kopyala yapıştır. Hop 38 oldu. 38, 38. 76 yaptı. Gidersin artık bu tepedeki açıyı komple bulursun. 180'den 76'yı çıkar. 104 kaldı. Bak bak. Burada bir de beşgenin şu açısı var. Dikkat et buradaki açı. Buradaki açı kaç derece? 36'yı çıkarttık 108'den. Hop. Buradaki açı da 72 geldi. Yapman gereken tek şey 104'ten 72'yi çıkartmak olacaktır. O da 32 olması gerekiyor. Beşiktaş doğru cevaptır. Tamamdır. Geldik 36'ya. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil olan dikdörtgen biçimdeki havlu bir demire şekilde gibi asıldığında havlunun görünen kısmının alanları toplamı, görünen kısımların alanları toplamı. Mavi görünüyor, yeşil görünüyor, ikisinin beraber. Açık halinin alanına göre %20 küçüldüğünü söylüyor. Yani 5'te 1. 1 bölü 5 küçülmüş. Havlunun kısa kenarı 40 vermiş. Uzun kenarı AE'yi şurada bir parça olarak vermiş. Görünen kısmın çevresi nedir diye soruyor. Yani bizim BC'yi ve EC'yi bulmamız gerekiyor. O yüzden bunu bir tamamlayalım. Buraya doğru uzattım. Aynı şekilde buraya da birleştireyim. Dikdörtgeni tamamlamış gibi olayım. Ve bu 5'te 1'i kullanalım hadi. 5'te 1 oranında küçülmüşse o zaman buradaki alana A desem ben. Geri kalan alan 4A olmaz mı? Hani tamamı 5A olacak ya. O zaman buraya da A desek buradaki alan 3A olacaktır. Mavi alan 3A. Tamam. Çok güzel. Şimdi benim uzun kenarı bulabilmek için şuradaki parçaya ulaşmam gerekiyor. O yüzden de minik bir çizim daha yapmam gerekiyor. Yani şuradan bir sıkıştırıyorum dikdörtgeni. Bak böyle. Diyorum ki buradaki parça içinde zaten burası A ise buradaki parça da yine A olacaktır. Dikdörtgenin köşegeni gibi düşünüyorum bunu. Şimdi geriye kalan 3A artık sadece burası oldu. Burası sadece 3A oldu. Dikdörtgen şeklinde. Ve oran orantıyla devam edeceğim. 3A 45. O zaman burası toplamda 2A ise buradaki parçamız ne olacaktır? 15, 30 birim olacaktır. Çok güzel. Burası 30 oldu. 40'ı gidersin buradan buraya taşırsın. O zaman bir EC uzunluğunu değil mi bulduk? EC uzunluğu toplamda ne olacaktır? 30, 40, 50 olacaktır. 3, 4, 5. O zaman buradaki 75'i de buraya taşırsın. 75 sadece çevreye saplamak kaldı. 40, 50 daha. 90 yaptı. Artı 75, 45 daha. 120 yaptı. 210 doğru cevaptır. Ve 37'de bir analitik sorusu çıkıyor karşımıza. Bir kare vermiş, bir eşkenar üçgen vermiş, birer kenarları da eksenler üzerinde ve birer köşeleri de y eşittir 2x doğrusu üzerindeymiş. Çok güzel. Yukarıdaki verilere göre eşkenar üçgenin alanının karenin alanına oranı. Bak dostum, oran soruyorsa gerçekçi değerler kullanmana gerek yok. Tahmini değerlerle beraber zaten yürürsün. Sonuçta hepsi birbirini götürecektir. Ve böyle saçma sapan şıklar çıkacaktır karşımıza. En güzel değerleri yakalamaya çalışıyorum. Eşkenar üçgeninde biliyorum ki bir kenarına eğer 2K dersem 30'un karşısında eğer dik atarsam K olacaktır. Yükseklikte K kök 3. K'ları sallıyorum. Yani burası kök 3. Olursa bu parça 1 olacaktır. Bir kenarda 2 olacaktır. Tamam. Bu kök 3'ü gidiyorum. Şimdi burada kullanıyorum. Aşağıda eğer kök 3 yazarsam şimdi dikkat et. Y eşittir 2x dediği şey bana tanjantı vermiyor mu? Evet.
O zaman burası kök ise buradaki uzunluğumuz da 2 kök 3 olacaktır. Karenin bir kenarını bulmuş oldum. Eşkenar üçgenin bir kenarını tahmin ederek bulmuş oldum bunu. Hadi şimdi alanlayalım. Eşkenar üçgenimizin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Unutma bunu. Hızlandırıcı ya da kök 3 ile 1'i çarparsan taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmış olursun. Direkt kök 3 yazabilirsin. Kök 3 bölü karenin alanı da 2 kök 3'ün karesi. O da ne yaptı? 12. O zaman Adana doğru cevaptır. Tamamdır. 38'de Şener çıkıyor karşımıza ve defterine AB çaplı bir yarım daire, bir de D merkezli çeyrek daire çizmiş. Sonra yarım daireyi AC ve CB boyunca kesmiş. ABC üçgenin biçiminde bir parça elde etmiş. Daha sonra çeyrek daireyi de FE boyunca kesmiş. FDE üçgeni şeklinde bir parça elde etmiş. Bu parçaları da bir masa üzerinde yani bir düzleme yatırdığını söylemeye çalışıyor. E köşesi B ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi birleştirmiş. Verilerimiz zaten açık bir şekilde verilmiş. Bize CD köşeler arasındaki uzaklığı soruyor. İşte burası. Zaten kesik kesik çizgili. Yani burayı yine okurken harcadığımız zamanı acıyorum çünkü çözebilirdik. Nasıl çözebilirdik? Bir kere yarım çember olduğu için çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu söyler. Buraya bir 90'ı yapıştırırsın. Dikten dik indiği için de Öklit vardır dersin. 36 3 çarpı 12 yapacaktır diyebilirsin. AB çapımız toplamda 15 oldu. Tamam. 6 kök 2 için yine dikimizi yapıştırırız. Burası 6 kök 2 yapacaktır. 6 kök 2, 6 kök 2 bize 12'yi verecektir. Aynı zamanda şimdi burada işlemler yapacağım ya. Bir de şu küçük ayrıntıdan bahsedebilirim. Eğer D'den karşı tarafa doğru bir dik atarsan mecburi muhteşem üçlü sağlayacaktır. Yani burası 6, burası 6, burası 6. Zaten merkezden kirişe dik atmış oluyorsun. İki eşit parçaya bölecektir. Şimdi gelelim CD uzunluğuna. Bir kere şunu söyleyebilirim. Eğer C ile F'yi birleştirirsen HB uzunluğu 12 yani FB uzunluğu 12 olacaktır. Niye? Çünkü DD dikliğimiz var. DD dikliğimiz varken FE uzunluğumuz 12 olduğu için tam da denk geliyor. Cuk diyor oturuyor. O yüzden 6 birim burasıdır. 3 birim burasıdır dersin. CD dandik bir uzunluktur ve hipotenüs olmaya mahkumdur. O yüzden de gelirsin buradan bir yukarıda yaptığım işi tekrar yaparsın ve 6 birim 6 birim yazarsın. Şimdi dikkat et. Bir de gelirsin bunu aşağıya doğru birleştirirsin. Bunu yaptığın anda da artık dik üçgenin değil mi? Azıcık azıcık belli olmuştur dik üçgen. Burası da 6'dır çünkü. Gelirsin buraya da 6 yazarsın. Burası 6'dır. Burası ya da 6 yazarsın. Şimdi üçgenimizi bir boyayalım ve bu üçgende işlem yapalım. 6 toplamda 12 6, 12, K2, K kök 5 bize doğru cevabı verecektir. Tamamdır. Geldik 39'a ve katı cisim çıkıyor karşımıza. Çok güzel bir soru. Şekilde taban yarıçapı 6 birim, yüksekliği 18 birim olan dik dairesel silindir biçimde kabın içerisinde en büyük dairesi. Bu kabın tabanı ile çakışacak biçimde yarım küre biçiminde bir cisim yerleştirilmiş. Birim zamanında sabit miktarda su akıtan musluktan iki cisim arasındaki bölgeye su dolmaktadır. Çok güzel bilgi burada. Musluk açıldıktan 2 dakika sonra su yüksekliği yarım kürenin en üst seviyesine çıkmış. Bu musluk kaç dakika daha açık kalırsa tamamı suyla dolar. Tamam. Şimdi o zaman şu boşluğu bir hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? V su diyorum. V su neye eşit? Silindir eksi yarım küre. Evet, silindir eksi yarım küre. Tamam, senaryo bu. Şimdi hesaplayalım. Bir kere suyun üst seviyesi dediği için demek bu silindirimizin yüksekliği 6 olması gerekiyor. O zaman matematik şu. Pi kare yapacağız. Pi çarpı r kare. Çarpmıyorum, böyle yazıyorum. R kare çarpı yükseklik. Bir de 6. Eksi yarım küre için 4 bölü 3. 4 bölü 3 pi çarpı r küp.
Yine 6'yı kullanacağım. 6, 6, 6 re küp. Yarım dedi. Yarım içinde 1 bölü 2'yi unutmuyorum. Tamam. O zaman şu 2, 3, 6'yı sadeleştirsin. Ve ön tarafta 36 çarpı 6 pi. Burada da 36 çarpı 4 pi kalsın. O zaman bu işlemimizde şunu da söyleyebiliriz. Çıkartma işleminde 2 tane 36 pi olacaktır deyip buraya 72 pi yazabilirim. Ve bu 72 pi'nin de 2 dakika doldurduğunu söyleyebilirim. O zaman 1 dakikada da 36 pi kadar dolduracaktır. Tamam, ilk bölümü geçtik. Şimdi geldik üst tarafı doldurmaya. Yüksekliğimiz artık ne kaldı? 12 kaldı. Tamam. 12'ye göre işlem yapacağız. Ve normal bir silindir şeklinde. Hemen yarıçapımız yine 6 diyeceğiz. O zaman pire kare pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 12 pire kare çarpı yükseklik. Gelirsin bunu neye böleceksin? 1 dakika için 36 demişti. 36'ya böleceksin. 36 pi. Sadeleştirelim. Çat çut. Bunlar gitti. O zaman burada bir 12'miz kaldı. Demek ki bu doğru cevap olacaktır. Dur bir yoklayalım. Kaç dakika daha açık kalırsa. Tamam daha dediği için o zaman 12 doğru cevap olacaktır. Bir kontrol etmek gerekiyor. Geç. Geldik 40'a ve bir çemberin analitiği sorusu var. Dik koordinat düzleminde x eşittir. Eksi 2 doğrusu ile bu doğrunun k 1'e 4 noktasına göre simetri olan doğruya teğet olan çemberin. Dur burada bir slash atalım. Çemberin. Merkezi de bu doğru üzerindeymiş. Soruyu iki parça halinde çözümleyeceğiz. Çemberin denklemi nedir diye soruyor. O zaman gel bu doğruyu x eşittir eksi 2 doğrusunu bir k 1'e 4 noktasına göre simetrini al. Nasıl alacağız? Apsislerine bakacağım. Eksi 2'den 1'e ne artmış? 3 artmış. O zaman gelirsin bir 3 daha arttırırsın. Artı 3. O zaman ne olacaktır? X eşittir. Evet 4 olacaktır. X eşittir 4. Bu doğru ile bu doğru arasında bir çember varmış. O zaman bir doğru bu, diğer doğru bu ve bu araya sıkışmış olan bir çemberden bahsediyor. Sıkışmış diyorum. O yüzden de çapından bahsedebiliriz. Çap nedir? 4 ile eksi 2 arasında 6'dır. O zaman yarıçap nedir? 3'tür. Yarıçapı bulduk. Yarıçapı bulduktan sonra iki tane şık gitti. Direkt eleyebilirim yani. Şimdi merkezi bulmam lazım. Sonuçta MR çekiyoruz. Merkezi bulmak için de yine burayla ilgili bir işlem yapacağım. Diyeceğim ki 4 ve eksi 2 arasında sıkışmış olan bu çemberin merkezi de tam da bu iki doğru arasında bulunan bir. Evet, x eşittir. Bir doğrusu üzerindedir. Ama k değildir, onu söylemiyorum. X eşittir bir doğrusu üzerinde bir merkezden bahsediyoruz. Tamam. O zaman merkezi az çok tahmin ettik. Apsisimiz 1. Ordinatı bilmiyorum. Bunu da bana söyleyecek olan doğru işte bu. Ordinatı söyleyecek olan. Çünkü bunun üzerindeymiş. Ya şimdi bu noktayı bunun üzerine yaz. 2 çarpı x gördüğüm yere 1 yazdım. Eksi 3 çarpı y gördüğüm yere yine kendisini yazdım y. Artı 16 eşittir 0. O zaman bu 3y'yi bir karşıya atalım. 3y eşittir 16. 18 yaptı. Y de buradan 6 geldi. Merkez neymiş? 1'e 6'ymış. Yarıçap neymiş? 3'müş. MR'ı çektik mi? Çektik. Cevap neymiş? Denizli'ymiş. Güzel bir denemeydi. Tam ÖSYM seviyesinde diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşürüz. Kendine iyi bak.